Ya manyak mısınız Muran Bey? Ben o kadar psikopat bir insan değilim. Öylesin. Kendinden yakışıklı insanlara tahammül edemiyorsun. Onun için de çekemiyorsun beni. Çünkü ben çok yakışıklıyım. Burhan Bey, bir kere ben heykeli taşıyamazdım. Ayrıca taşınmasına da yardımcı olamazdım. Çünkü boynum sakat. Yavaş yavaş parçalar birleşiyor. Boynunuz sakat. Gizil plan. Ne? Günlerdir çelişkili ifadelerinizi yakından takip ediyorum Fatoş Hanım ve çok şaşırıyorum. Ne çelişkili ifadesi Burhan Bey? Bu tamamıyla hayal ürünü bir senaryo. O zaman niye yalan söylüyorsunuz? Bir açıklama yapın bize. Ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Tanrı verdi. Doğru mu lan? Oğlum bak doğruysa bile söyle kızmayacağım ama gidip bulalım şu heykeli gözünü seveyim. Ya saçlam sen kafayı mı yedin ya? Burhan Bey, siz niye dedektif rolüne büründünüz aniden? Yoksa esas şüphelisiz olduğunuz için mi? Ben mi? Tabii, deminden beri Tanrıverdi'yi suçluyorsunuz. En sonunda Sacit'i bile inandırdınız. Bu durumdan en karlı çıkan sizsiniz. Aynı demek o. Bence olaylar şöyle oldu. Saat 21:00. Aa, buyurun, buyurun. Canım bir kahveni içmeye geldim. Sen şimdi mutfağa git, uzun uzun Türk kahvesi yap. Ben salonda bekliyorum. Özellikle en önemli koruyucusu Sacit Bey ile ilişkisini bozarsam tamamdır. Kurtulmalıyım ondan. Pabucum rakçısı. Evet. Bunu çöpe attıktan sonrasında hemen koşa koşa aynı kapıdan girerim, kapıyı kapatırım, Makbule Hanım'la kahvemi içmeye devam ederim. Kimse anlamaz. Nasıl olsa şahidim var. Hadi Burhan Altın Top. Ana! Ağırmış bu lan. Mükemmel bir plan. Anda neredeydiniz? Evimdeydim. Evimde oturuyordum. Burhan. Efendim. Bence Burhan'ın üstüne fazla gitmeyelim. Ama bence Tanrıverdi de suçlu değil. Şimdi iki tarafta mutfaktaydık dediğine göre... ...ya aslılar yalan söylüyorsa? Ne? Ne var? Burada heykeli yok etmek için daha güçlü motivasyonu olan biri varsa o da sensin. Ya Aslı, emin misin? Sen beni dinle. Ben ne zamandır bu anı bekliyorum Cem. Yalnız Sacit'in başı çok büyük belaya girecek sevgilim belediyeyle. Ay, gerçekten mi? Vah 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 vah. Niye Davut'u ortadan kaldırıyoruz zannediyorsun? Sacit'in başı belaya girsin diye. Evet. Böylece babam da dahil herkes Sacit'in gerçek yüzünü görecek... ...ve biz artık Sacit'le aynı çatı altında yaşamak zorunda kalmayacağız. Tut Davut'u. Evet, tuttum aşkım. Bunu aşağı indireceğiz ve ilk çöp kamyonuna vereceğiz. Sonra buraya geleceğiz, mutfağa girip hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Hadi, hadi. Tamam aşkım, hadi. Tamam.
başına. Ben bu kadar kılıbık mı görünüyorum yani? Evet. Bence tam tersi. Beni babama şikayet etmek için Sacit kendisi yaptı bu planı. Küçükken de zaten futbol oynarken kolunu sakatlayıp Aslı itti derdin. Bazı şeyler hiç değişmiyor Sacit. Kızım, şahidin kılıbık kocan. Neyine inanalım? Benim kılıbık da olsa yine de bir şahidim var Sacit. Peki sen söyle bakalım 25.00 ile 21.04 saatleri arasında neredeydin? Evdeydim, maç seyrediyordum. İki tane nasıl attık, öyle değil mi ya? Evet ya, nasıl attık? Hah! Aslı haklı. Hırsızı bulduk işte. Hırsız, Sacit'in kendi kendisi. Çok töhmet altında gördüm seni Sacit. Ay niye ayol? Çünkü maçta gol olmadı canım. 0-0. Sacit! Bunu nasıl yaparsın? Ben bir şey yapmadım ya. Sacit Bey hayatta yapmaz öyle bir şey. Hayatta olmaz. Belki hırsız Yaprak Hanım olabilir. Ne? Bende ne alakası var ya? Bir haftadır cansız manken isteyip duruyordunuz. Davut sizin için uygun bir tip. Sebebim bu yani. Çok mantıklı. Zaten sizin genel olarak mantıklı olduğunuz sürünümüz yani. Yaprağı kurtarmak için söylemiyorum ama Kubilay ne zamandır bu sergiyi toptan satın alıp bahçesine koymak istiyordu. Ne? Sen de mi Fatoş? Evet. Bazen zenginlerin böyle tatlı şımarıklıkları oluyor yani. Mesela Viyoner Rider gibi. Ayrıca anahtarları da var, girerken gördüm. O 4 dakika içinde eve girip Davut'u kaçırmış olabilirler. Sacit! Sen bana hırsız mı diyorsun? Kubilay peynirci olana. Kendine gel Sacit. Ama Kubilay'cığım, sanat aşkı için çalma hırsızlık sayılmaz. Küs mü bunu? Küstüm canım. Küstüm ya. Çok ezik gördün kendimi canım. Bence hırsız ya Kubilay ya Aslı. Bence sen 4 dakika nerede olduğunu bir açıkla istersen. Çünkü maç seyretmedin. Kesin de. Evet, o yalanın sebebi neydi? Peki Tanrıverdi'nin yalanın sebebi neydi? Ay! Ay! Herkes niye yalan söylüyor ya? Önce Sacit'in yalanı. Açıkla bakalım Sacit, neredeydin? Ya. Evet. Evde makbule var diye bir kız arkadaşla Burhan'la vakit geçirelim dedik. Burhan'ın evindeydim yani. Burhan'ın evine kız mı attın? Sacit, bir insan daha ne kadar küçülebilir ki? Sus kızım ya. Yalnız makbuleye söylemeyin. Odamda maç seyrediyorum dedim. Makbule. O nerede ki? Oh, o değil de kız hala Burhan'ın evde beni bekliyor. Benim acil bir telefon açmam lazım. Ben çok değiştim Sedef'ciğim. Ya, ya öyle diyor. Senden uzakta kaldığım zamanlarda uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Hmm. Neler düşündün bakalım? Ya makarnaya da havyar koymuşlar. Hiç sevmediğim bir şey. Ay tamam Tahsin'ciğim, bir dakika. Sana ihtiyacım varmış Sedef'ciğim. Meğer sen benim ikinci yarımmışsın. Ay Bülent. Hayat yavandı, kuruydu. Sossuz bir makarna gibiydi canım. İyiymiş işte sossuz. Ha yumurta mı kokuyor, balık mı kokuyor belli değil. Ay tamam Tahsin, sus. Bazı geceler böyle hani kabuslu uyanıp böyle seni yanımda göremeyince gözlerimi tavana dikip ağladığımı bilirim Sedef. Ay Bülent. Ay Bülent Bey. Hayırdır Makbule Hanım? Kötü bakıyorsunuz bana. Hiç. Evet, beni neden çağırdınız? Dayımlar yemeğe bekliyor. Ana yemeğe yetişeceğimi söylemiştim. Ne alaka? Geçen sefer kısmet olmamıştı senin arkadaşın yüzünden orada ağız tadıyla yemek yemek. Dayım halime acıdı da çağırdı. Ne oldu, bir mahsuru mu var? Hayır yok da yani babamlar falan orada, anlamıyorum yani. Lütfen ama. Lütfen. O dakikalarda neredeydiniz Makbule Hanım? Evdeydim. Bir ara size helva getirdim, o kadar. Siz Burhan Bey'le küs müsünüz? Ya konuyu dağıtmayalım.
Abla, Davut'u görmedin mi? Ya ne bileyim ben elin adamının heykelin yerini ya Sacit. Zaten görünce sinirim bozuluyor. Böyle gözleriyle yiyor beni. Heh, işte sebep bu. Ne? Makbule heykele gıcık olduğu için yok etmiş. Davut'un maskülenliği Makbule'nin bastırılmış feminenliğini tehdit etmiş bence. Var ya, ben senin saçını başını öremiyorum. Bana bak, dur. Bana bak. Ulan maskül sen. Ne yapıyorsun? Benim ablam öyle şey yapmaz. Makbule ablacığım, canım benim. Hadi sen, hadi sen git. De. Şuna bak de. Ya. Tamam, tamam. Hadi gel. Önemli bir husus var. Nedir? Kimse bana helva filan getirmedi. Yani Makbule yalan mı söylüyor? Ne? Vay anasını, herkes yalan söylüyor. Benim ablam öyle şey yapmaz lan. Burhan, sen helvayı yiyip sonra unutmuşsundur oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Ya önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz ya. Ne? Sacit az önce gerçeği söyledi. Yani Burhan'ın evine kız attığını. Burhan'ın evinde Burhan değil Sacit vardı. Helvayı Sacit yedi. Kızım vallahi yemedim. Ya arkadaşlar unutun helvayı ya. O dakikalarda evde olduğunu iddia eden Burhan Bey aslında neredeydi? Aa tabii lan. Hırsız Burhan Bey. Terbiyesiz. Ne diyorsun lan sen? Yalan konuşuyorsun. Neredeydiniz Burhan Bey? Çıkartın o zamanı. Çıkartın. Çıkartın. Yalanınızın aksesuarı. Yalanınızın aksesuarı. Allah'ım. Niye herkes yalan söylüyor? Makbule helva getirmemiş. Sacit evde değilmiş. Fatoş ve Tanrıverdi. Ve Burhan Bey neredeymiş? Yapamayız artık. Burhan Bey. O dakikalarda neredeydiniz? Hiçbir özel hayatım kalmadı ama. Benim kaldı mı lan? Söyle neredeydin? Gafurlardaydım. He? Ay siz de iyice kanka oldunuz Gafur'la yani. Ama işte böyle diyorsunuz diye söylemek istemiyorum. Sürekli benimle dalga geçiyorsunuz. Halbuki ben onunla sevabını arkadaşlık kırıyorum. Hadi canım baya baya arkadaşsınız siz onunla. Ya ne arkadaşı lütfen ama. Ayrıca ben gittiğimde Gafur evde yoktu. Ailesi vardı. Böyle sıklım tıkış. Buldum. Çözdüm. Hırsız Gafur. Nereden anladın? Aslında şöyle oldu. Bu sefer kesin ama. Hanımca saat 21:00. Açalım Gafur. Merhaba. Ben Gafur. Kanka olalım mı? Bu Gafur da tuhaf biri yani. Küçükken menenjit geçirdi ondan. Ya onu demiyorum. Kendisi maç izlemeye çağırdı ama yok. Çöp almaya gitti oğlan. Anladım. Hoş geldin kanka. Neredesin Gafur? Buradayım. Nilay, kalk kız çay koy Burhan'a. Üf abi ya. Ben zannettim ki annenler burada değil, onun için çağırdın. Baş başa kalacağız mı sanmıştın? Ya
alakası var? Neyse ben gideyim yukarıda ekip çalışayım. Onları bir kontrol edeyim. Hemen işi sermesinler. Neyse. Hayt. Gideyim ben. Hayt. Tamamdır. Sen benim ailemi beğenmiyor musun? Otur oğlum otur, rahatsız etme insanları. O insan değil ki baba. O Burhan. O benim arkadaşım. Ama benim artık daha yakın bir arkadaşım var. Ay abi bu ne? Konuşma kız. Geç yerine otur. Ne ettin oğlum? Aman kimseye söylemeyelim, başımız belaya girer. O benim arkadaşım. Ay! Kanka, şimdi önce bir gel bakayım. Üstünü bir giy. Heh. Altını da giy. Kız kardeşime ayıp olmazsın. Hadi. Hadi. Ölümüne kankayız. Kanka, sana son figürümü göstereyim mi? Bak şimdi. O dediği, o dediği. Benimle gurur duyuyor musun anne, baba? He, duyuyoruz, duyuyoruz. Hey. Hadi kanka, sen de katıl bize. Heykele pijama mı giydirmiş? Onu ben uydurdum. Giydirmiş olabilir. Ben sadece gazete kağıtlarına sarılmış heykel şeklinde bir şeyle içeriye girdiğini gördüm. Ondan sonrasında aynen buraya intikal ettim. Davut'u bulduk o zaman. Çağırın şu Gafur'u bir konuşalım bakalım. Vallahi çok sevindik Sedef Hanım. Allah mesut etsin. Yarın eşyalarımı toplayıp evimize taşınırım Sedef Hanım. Efendim bizim yaşta yalnızlık olmuyor. İnsan ne bileyim eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla huzur arıyor, huzur. Tabii canım, tabii. Ufak tefek şeyleri büyütmemek lazım. Bülent artık uslandı. Öyle değil mi Bülent? Geçti canım. O dönem geçti artık. Ha. Merhaba. Ah geldin bu kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım. Merhaba Bülent amca. Bu da bana böyle sürekli amca diyor ya o. İşte. Affedersiniz başka ne diyeceğim? Saçlar olmuş bembeyaz, halen bırakmıyorsunuz gençlik sevdaların yani. Ben gençlik sevdalının peşinde değilim hanımefendi. Ben zaten gencim, ruhum genç. Aa, Bülent amca ruhlu olsaydı bu işler. Bak gene kaldın hanımına. Zaten bu yaştan sonra sana ne fayda varsa hanımından var, hanımından. Hayırlısı olsun inşallah. Ne yiyoruz? Söylüyorsunuz. Siz neredeydiniz ki? Ay şekerim. Sizin odadaydık. Ne? Gülme öyle. Ya canım bir şey yapmadık ki. Ya baş başa kalamıyoruz ya onun için. Ya günlerdir gece gündüz çalışıyoruz o yüzden. Bunu Burhan'ın yanında söyleyemezdim ki. E o zaman herkesin yalanının mantıklı bir sebebi varmış. Sacit Burhan'ın evine kız atmış. Onu söylemek istememiş. Burhan kapıcıya gitmiş. Onu söylemek istememiş. Peki Makbule niye Burhan'a bozuk ve niye helvayı kimseye vermedi? Ay aman boş ver işte. Kapıcının kafadan sakat oğlu almış Davut'u. Lütfen panik olmayın. Ben kendisinin psikolojisine hakim olduğum için ben bakacağım. Ben konuşacağım. Okey to? Tamam mı? Dostça, arkadaşça ve kankaca davranacağız. Okey to? Tamam. Açıyorum şimdi. Buyur. Gel Gafurcuğum, gel iki muhabbet edelim seninle. Buyur. Otur şöyle. Otur. Otur. Ya sen niye hırsızlık yapıyorsun ya? Ayıp değil mi? Sen niye milletin malını çalıyorsun? Ne diyorsun sen kanka ya? Kanka da mı ben ahlaksız? İki saattir biz burada birbirimizi yiyoruz ama. Burhan dur ya, dur bir dakika tamam. Gafur canım. Sen bu akşam acaba aslında başka birine ait olan bir malı yanlışlıkla almış ve eve götürmüş olabilir misin? Hani böyle büyükçe bir şey. He? Ha? Ha onu diyorsunuz. Evet ben aldım. Buyur işte.
Sorması ayıp, niye aldın? Ayıp olur mu? Aşk olsun. Kız kardeşim istiyordu. Kız kardeşin mi? Hangi kız kardeşin acaba? Hacer. Görmüş, özenmiş. Canı çekmiş. Yazık. Canı mı çekmiş? Nasıl bir aileyse bunlar? Burhan, konuşma. Hacer, herkesin var, benim niye yok diye istiyordu. Onun için aldın. Kız kardeşim mutlu olsun diye. Anladım. Ya da anlamaya çalışıyorum. Gafur, ama canım bir yanlışlık olmuş. O bize lazım. Geri getirebilir misin? Getirebilirim. Hadi canım. Hadi. Burhan. Efendim. Anladın sen onu. Çorbada benim de biraz tuzum olsun misali. Atalarımızın şöyle bir sözü vardır. Kırkından sonra azanı tebeşir paklarmış. Ama 60'ından sonra azanı ne paklar bilmem. Kara tahta herhalde. Embesil. Hanımefendi, tıptaki gelişmelerin farkında değilsiniz galiba. İnsanlar artık 100 yaşına kadar yaşıyor. 50'ler 60'lar orta yaş oldu. O zaman ne demeye kulçun kulçun hanımının peşinden koşuyorsun ki? Bu yaştan sonra artık seni kimse çekmez diye, değil mi? Bravo, doğru karar vermişsin. Ben kimsenin peşinden koşmuyorum. Koşmuyor musun? Tabii, koşsan ne olacak ki? 20'likler, 30'luklar artık seni böyle kara kaşına gözüne gelmezler ki. Allah esirgesin. Servet avcıları senin gibi yaşlı adamların peşinde. Yaşlı adam? Kadınların beni nasıl beğendiğini sen bilmiyorsun galiba. Öyle mi Bülent? Öyle. Beğeniyorlar kardeşim. Bende değişik bir şey var. Kadınlar böyle akın akın geliyor. Evet. Şu aksakallı dededen bir hayır duası alsak diye geliyorlardır. Ay şaka yapıyorum, alınmıyorsun değil mi? Gel canım, gel. Dikkat. Aman. Şuraya. Hacer çok sevinecekti bu sürprize ama neyse. Olsun ya, başkasını bulur ha. Daha canlısını bulur inşallah. Aç bakalım paketi. He? Aç paketi. Bu ne lan? İşte Hacer istiyordu yılbaşı için. Her şeye özeniyor. Sosyete o. Gafur, sen bunu nereden buldun? Burhan'ın yan komşusu. Kapının önüne çöp torbasının yanına atmış. Ben de herhalde çöptür dedim, aldım. O buydu o. Ah kardeşim benim. Vicdan azabından şu anda ölüyorum. Ah kardeşim benim. Bana kardeşim deme Burhan. Davut'a ne oldu? Davut kim? Bence suçlu Tanrıverdi. Hala onun yalanının sebebini bulamadık. O esnada acaba ne dedi? Burhan Bey, 21 ile 21.04 arasında herkesin nerede olduğu belli mi yani? Evet, belli. Ben Gafur'daydım. Sacit Bey benim evimdeydi. Kibirlay Bey, Yaprak Hanım sokaktaydı. Onaran çifti, yani Cem ile Aslı, onlar mutfaktaydı. Makbule Hanım kendi evindeydi. Tanrıverdi neredeydi? Tam bir sır, tam bir muamma. Bir sorum olacak. Sor canım. Ben her akşam o saatte çöp alıyorum. Bu akşam o dakikalarda Makbule Hanım evde değildi. Ne? Sizin çöpünüzü aldım Aslı hanımefendi. Tam Sacit Beylerin çöpünü alacaktım ki bir baktım kapı aralık. Ama çöp yok. Çaldım, kimse gelmedi. Makbule neredeydi o zaman? Helva götürmüş ya. Hangi helva? Bence Davut Bey'i kapı dışarı ediyordu. Nasıl bir hesabı varsa. Ne diyorsun lan sen? Aa, Sacit Bey, ben kendisine hak veriyorum. Sadece. Lütfen ama, ben kendisine hak veriyorum. Elleri ders görmesin. Zaten Davut Bey bir ahlaksızlık tablosu. Zaten bir genç kızın o ahlaksız tabloyla beraber yaşaması, aynı çatı altında kalması mümkün değil. Haklıdır yani. Davut kim? Hayda.
Sacit, sizin evde kimse yok. Onun için burayı çaldık. Sacit kardeşim, telefonun hep kapalı be kardeşim. Abi Davut yok. Biliyoruz. Davut kim? Ceset mi? Helva onun helvası mı? Ay ne cesedi Gaffur, öf! Sinirlenince tam süper oluyorsun. Bu el arabası ne? Abi Davut'u dükkana taşıyalım diye. Ama kapının önüne koymuştuk, oradan almışlar. Ne? Hangi kapının önüne? Sacit kardeşim, biz dükkanın önünde Davut'u görmeyince sana haber vermeye geldik yarım saat önce. Kapın aralıktı, içeri girdik, evde kimse yoktu ya. Belki Aslı ablalardasındır diye ara kapıdan buraya geçtik. Abla mı? Hadi değil mi? Bence de çok saçma ama işte. Baktık ki Davut burada, Tahsin amca herhalde dükkanın önünde durmasın diye eve getirtmiştir diye düşündük. Başın Taygun'la ve belediyeye belaya girmesin dedik. Onun için Davut'u dükkana götürmeye karar verdik. Yahu Taygun kim canım? Esas Davut kim ya? Ama taşırken kapının önünde kolu koptu. Kol. Ne? Biz de ta oraya kadar böyle taşıyamayacağız diye el arabası bulmaya gittik kardeşim. Davut nerede şimdi? Ne bileyim abi. Bu kapının önüne koymuştuk heykeli. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Bence Makbule Hanım bundan sonrasında devreye girdi. Lan sen hala ablama iftira mı atıyorsun? Ya, Sacit Bey. Diğer çöplerle birlikte sokağa kontinyerin oraya koydum. Nasılım? Sen en iyisi evine dön Bülent amca. Kur dizine otur. Son yıllarını böyle huzur içinde hanımının dizinin dibinde efendi gibi yaşayarak geçir. Benim gibi genç kızların peşini de bırak. Sen beni ne sanıyorsun ya? Senin yaşın benim için fazla. Allah Allah. Öyle mi Bülent? Evet öyle. Benim ayartamayacağım kadın yoktur. Sor bakayım, son 6 aydır benim kaç tane sevgilim oldu? Kaç? Hay tamam Makbule. Kaç? Sayısını bile hatırlamıyorum. Normal yaşlılıktandır. Yok ya. Bülent Bey, Sedef Hanım'la barışmalısın ya. Hadi kadeh kaldıralım. Sen bir de sevgililerin yaşını sor bakayım. Sor. Soruyorum. Ortalama 30. Evet. Hanımefendi, sen anlayamıyorsun, bu gerçeği kabul etmiyorsun ama kadınlar bende bir şey ver buluyorlar yani. Evet, kadınlar bana hasta. Ne yapayım yani? Tabiatım böyle. Evet. Orta yaşın başındayım. Doğru ama yani hormonlarım zirvede. Evet, engelleyemiyorum. Öyle mi? Evet öyle kardeşim. Ne yapayım yani? Çapkınım yani. İstersen buradaki bütün kadınları tek tek kendime aşık edebilirim. Evet, tabiatım böyle. 18'inde böyleydim. 38'inde de, 68'de de böyle olacak. Ona ben karışamam artık. Hanımınız düşünsün. Sedef, yanlış anlamıyorsun değil mi? Çay. Alışkanlık. Hadi afiyet olsun. Hala birleşmeyen parçalar var ya. Yok. Bence tam olarak ne olduğunu çözdük. Bence de. Sayfa tamam. Süper. Hadi gidelim şunları sisteme atalım gelelim. Tamam Olga'cığım. O sırada ben de maça skorunu öğrenirim canım. Cem, biz de gidip bir kahve koyalım. İçeriz nasıl olsa. Aslı o zaman anahtarı bize ver ki geri geldiğimizde sizi rahatsız etmeyelim. Ha tamam. Al canım. Hadi 15 dakikaya tamam, görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Biz çıkıp gittik. Biz de mutfağa gittik. O arada Fatoş'la Tanrıverdi sizin odada... takılıyorlardı. Sacit sevgilisiyle Burhan'daydı. Ya Sacit, maçı kapat. Tamam aşkım, cebimi bile kapadım. Maç neymiş? Makbule helva ile evden çıktı. Ne
yapıyor. İşte tam o sırada kapıcının oğlu çöp almaya geldi. Biz o dakikalarda mutfaktaydık. Ben maça bakıyordum. O ara iki salak geldi. Sacit'in cebi hala kapalı kardeşim ya. Kapağı çık abi. Aa, belki bizi bekliyordur. Hani akşama görüşeceğiz falan dedik ya. Girelim içeri. Yabancı değil. Hadi gel abi. Kimse yok mu evde ya? Aa, burada kimse yok ya. Ah, Davut var. Eyvah. Tahsin amcanın marifetidir bu ya. Abi Sacit'in başı belaya girecek ya. Alalım götürelim dükkanın önüne koyalım kardeşim. Yazık herife. Hadi. Tahsin amca kızarsa? Sorumluluğu ben alıyorum kardeşim. Sever beni. Tabii gel bana yardım et. Ondan sonra ben adama dedim ki, kardeşim penguen ailesi iyiymiş. Burası zaten aile yeri. Sizden hiç beklemezdim Burhan Bey. Ne yapacağız abi? Ya bunu böyle dükkana kadar taşıyamayız Sertaç. Bırakalım burada bunu. Gidip bir el arabası bulup gelelim ha. Abi ben bu Davut'u görür görmez başımıza bela olacak demiştim. Hadi ya bırakıp gidelim hadi hadi. Çok ağır bu ya. Ah. Of benim ya. Oo, şarap bitmiş. Sünger miyiz neyiz biz ya? Ama sen böyle güzel gülersen ben gidip evden şarap alıp gelemem ki. İyi günler. Kimse var mı? Kimse yok mu? Şimdi burada bekle. Ben üst kattan bir şişe şarap kapıp geleyim, tamam mı? Bak sakın bir yere kıpırdama ha. Aslı. Aslı evde şarap. Bay ne haber? Merhaba. Davut nerede? Buradan çıkaracağımız birkaç soru var. Bence de var. Mesela siz ikiniz yalnız kalmak için bizim odamızdan başka yer bulamadınız mı? Ay Cem, yaşlanıyorsun sen. Bence esas soru Makbule, Burhan'a aşık mı ya o? Benim teorim o. Bence önemli bir soru daha var. Nedir canım? Davut'u buldular mı? Abi çöp arabası almıştır işte. Niye bu soğukta dolanıyoruz ki sokaklarda? Bir ihtimal daha var Sertaç. Ha? Nedir o?
Ha. Evsizlerin babası, sahipsizlerin kurtarıcısı Gülenay abi. Aslanım benim be. Biz de seni bekliyorduk Sacit dost. Bütün bunlar dün gece mi oldu gerçekten? Allah Allah. Ya sence ben bunları uydurmuş olabilir miyim? Hay uydurmam için bayağı sağlamından senarist olmam lazım. Al işte Davut'un yüzü burada. İstersen ona sorabilirsin. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için orta yolda anlaşacağız Taygun. Hem sen memnun kal, hem dayım, hem de biz. Kahvaltıdan sonra sana uğrayacaktım kardeşim. Yani nasıl etki altına girdim, nasıl etkilediler beni. Allah'ım yarabbim, sanki beni hipnotize ettiler. Sanki Agatha Christie'nin ruhu girdi içime. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. O kelimeleri nasıl sarf ettim? Bütün gece sabaha kadar uyuyamadım. Konuşma lan. Ne de sen haklısın Gafur. Senin cezanı kestim. Gel benimle. Ne demek bu ceza derken rapçi ceza mı? Hani bir ipucu verebilir misin? Konuşma lan. Gel dedik. Kıyafetim uygun değil ki. Gel dedik. Tamam anahtar alayım o zaman. İşte şimdi sevdim seni Davut. İstediğin kadar kalabilirsin. E burası senin de evin ya. Ya Gafur ya, bu gerçekten bir ceza yani. Bu pamuklarla olmayacak bu sistem. Hepsi düşüyor baksana. Git o zaman adam gibi süs bul. Hacer beğensin. Aman Gafurcuğum, ağaç kabak. Eliği yani. Bunu genelde yakıyorlar, insanlar ısınıyor. Yani bu pamuklarla hani böyle kar yağmış havası vereceğiz ya. Pamuklar tutmuyor. Aşağı doğru düşüyor. Ne kadar vaktimiz var ki yani? Bu günlerce sürer. Benim o kadar vaktim yok. Çalışkan bir insanım. Burhan. Bak. 10 gün sonra yılbaşı. Sen süsleye dur. Yılbaşında görüşürüz. Okey to. Kedi. Ağzıma bu girdi. Bu sefer girmedi ağzıma. Ana, benim bir hayat istemiyorum be. Ana.